Hakkımız, hukukumuz programından iyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni yayın dönemimizin ilk programındayız. Biliyorsunuz uzun süredir canlı olarak sizlerin karşısına çıkamıyorduk. Malum yaz tatili boyunca herkes de olduğu gibi biz de bir takım dinlenme ihtiyaçlarımızı giderdik ve yeniden daha taze, daha iyi konuklarla ve daha canlı bir şekilde sizlerin karşısındayız. Bu hafta, bu ilk canlı yayınımızda farklı bir konuya değinmeyeceğiz ama yaz boyunca Türkiye'nin gündeminde olan Türk Ceza Kanunu içerisinde tartışılan, hatta Anayasa Komisyonu'nda, alt komisyonlarda bununla ilgili çalışmaların yapıldığı bir konuya değineceğiz. O da sayısı ve miktarı son günlerde, son yıllarda özellikle çokça artan cinsel suçlarla ilgili. Biliyorsunuz artık cinsel suçlar Türkiye'de Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklerde de suç oranında en üst seviyede bulunuyor. Tabii bu cinsel suçların karşısında yaptırımlar da, yani Türk Ceza Kanunu yaptırımlarının da kamuoyu tarafından ve özellikle de yasa koyucular tarafından ciddi şekilde tartışılmaya, cezaların yükseltilmesi gibi düşünceler ortaya çıkmaya başladı. Ancak öncelikle biz cinsel suçlarla ilgili toplumumuzun, özellikle toplumumuzun alt kademinde yaşayan, yani 18 yaşın altındaki insanların nasıl bir yapıda, nasıl bir psikolojide ve nasıl bir eğitimde olduklarını irdeleyeceğiz ki daha sonra bu suçlar neden artıyor ve artmaması ya da azalması için neler yapılması gerekiyor, onları biraz irdeleyelim dedik. Konuklarımızı ben size öncelikle takdim edeyim. Çocukların tabii bu cinsel gelişim konusunda, özellikle çocukların cinsel gelişimi konusunda bilgi alacağımız konuğumuz psikolog Sayın Armağan Pınar Adanar. Sayın Adanar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Türk Ceza Kanunu konusunda da programımızın daimi hukukçusu avukat Sayın Aykut Dikencik bize cinsel suçlarla ilgili adliyedeki durumları ve yasal süreçleri değerlendirecek. Sayın Adanar, önce sizle başlayalım. Çünkü nedir bu cinsellik ve niye toplumumuzun ve özellikle de hukuksal anlamda başımıza bir sorun yumağı halinde bulunuyor? Nasıl başlıyor bu kişinin cinsellikle tanışması, gelişimi ve sorun aşaması da diyeyim? Nerede sorun olmaya başlıyor? Şimdi bir çocuk dünyaya geldiğinde tabii doğal olarak kız mı erkek mi bunun çok farkında olarak dünyaya gelmiyor. Ebeveynlerinden verilen eğitimle, mesela nedir eğitimlerinden kastımız burada? Annenin işte kadın rolünü üstlenmesi, babanın erkek rolünü üstlenmesiyle, işte erkek çocuğu babayı taklit ediyor, kız çocuğu da anneyi taklit ediyor ve ben kızım, ben de erkeğim cümleleri başlıyor. Önce bu somut kavramların yerleşmesi gerekiyor. Tabii nasıl bu oluyor? Anneyi takip ediyor çocuk, babayı takip ediyor. Yavaş yavaş cinsel kimlik oturuyor. Cinsellik ise bir eğitimdir aslında. Bizim toplumumuzda maalesef son derece hatalı uygulamalar var. Ebeveynlerin uyguladığı çok ciddi sıkıntılar var. Örnek vereyim hemen size. Mesela mastürbasyonla ilgili diyelim ki, işte anne geliyor, benim kızım 2 yaşında mastürbasyon yapıyor. İşte onun adını bile söyleyemiyor anne. Ben ne yapacağım? Çok utanıyorum. Ya işte insanların yanında da bunu yaparsa çok korkuyorum diyor. Şimdi tabii bunu çok absürt bir şey olarak görüyorlar. Halbuki 6 aylıktan itibaren bebeklerde mastürbasyon davranışı görülebilir. Tabii bunun nedenlerine, niçinlerine bakmak lazım. Yani kısaca anlatıyorum. Bu ebeveynlerin aynı zamanda cinsel konuda eğitimsiz olduğunu da gösteriyor. Doğru. Yani. Zaten mesela diyor ki, nasıl bir eğitim aldınız? İşte annenizle babanızla. Bizim evimizde hiç konuşulmazdı bu falan diyor. Bu da bir eğitim. Yani hiç konuşmamak da zaten bir eğitim. Bunun tabu olduğuyla ilgili, günah olduğuyla ilgili, utanılması gerektiğiyle ilgili bir bilgi veriyorsun. Çünkü sonuçta verilen mesajlar sadece kelimelere dayanmıyor ki. Bir de karnımızdan verdiğimiz mesajlar var. Çocuk, işte televizyon seyrediyorsunuz. Bir kadın erkeğin öpüştüğünü görüyorsunuz televizyonda. Değiştirin diyorsunuz. Kanalı değiştireyim. Hatta şöyle bir şey, bazen benim de kızım var mesela. İşte seyrediyoruz. Bir bakıyorum elim kanala giriyor. Tık diye çekiyorum. Yani o kadar otomatiğe bağlamışız ki bazı şeyleri ebeveynlerimizden öğrendiğimiz. Şuraya bir yere yazılıyor onlar. Klik ediyor. Şimdi biz bunu öğreniyoruz ailemizden. Cinsellik ayıptır, cinsellik günahtır, cinsellik suçtur. Konuşulmaması gerekir, paylaşılmaması gerekir. Bunu öğrene öğrene tabii ne oluyor? Yasak, ayıp, suç, bunlarla karşımıza çıkıyorlar. Tabii okullarda da cinsellikle ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. Hiçbir bilgi. Örnek vereyim ben size. Mesela aile bana geliyor, biz çocuğumuzun yanında asla soyunmuyoruz. Asla işte çocuğumuz bizi çıplak görmüyor, bilmem ne. Diyorum ki, yani çocuğunuz daha 2 yaşında, niye kaçıyorsunuz ki bundan? Yani çıplaklık değil ki burada önemli olan şey. 4 yaşına kadar çocuğunuzla banyo yapabilirsiniz. Çünkü çocuk o bütün girdileri çıktıları anlamaya çalışıyor. Vücudumuzdaki bütün girintilerin çıkıntıları, çünkü çocuklarda o vardır, dokunurlar, koklarlar, algılamaya çalışırlar ama siz ayıp, yapma, etme diyorsunuz,
İşte vaginismus, coitus fobisi dediğimiz kadınlar cinsel ilişkiye evlendikleri zaman giremiyorlar. Ya da mesela bir kız çocuğu annesine sevgilisi olduğunu söyleyemiyor yani bu toplumda. Geçenlerde ergen gördüm bir tane 13 yaşında. Dedim ki işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Annesi şey diye getirmiş. Ya Armağan Hanım, bu çocuk porno seyrediyordu, gördüm ve hemen getirdim dedi. İyi yapmışsınız peki. Kıza soruyorum, yani senin için sevişmek falan böyle bir bilgi var mı? Neyi bildiğini algılamaya çalışıyorum. İşte ben pornoda seyrettim ya, çok iğrenç bir şey diyor. Şimdi yani anne baba bazı bilgileri uygun olan yaşlarda vermediğinde, ki mesela hangi yaşlar diyeceksiniz, hemen böyle soru şimdi derim. Şimdi ben tabii onu soracağım. Bilmeyen bir anne baba bilebilmesi gereken şu yaşlarda şu eğitimi vereceğim. Acı olan yani zaten bilgi eksik. Acı olan da şu aslında, tamam ebeveyn bilmiyor ama sosyal yaşamda, yani işte okulda da bu bilgiler verilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir biyoloji eğitim dersinde yönü evet eksik. Yani eğitim yönü eksik. Bu anne baba kim eğitecek? Olabilir yani. Biz de eğitimsiz, biz eğitimsiz ama çocuklar da bizi eğitmemiz gerekiyor. Şimdi evet, böyle bir çelişki var ama toplum hakikaten değişmeye başladı artık. Ben onu görüyorum. İnsanlar bilgi kaynaklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Hiç olmazsa aynen öyle. Hiç internetten bilgi kirliliği olmayan makalelere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu konuda artık çok kitap var, okuyorlar. Bizleri seyrediyorlar. Ebeveynler de bilinçlenme mücadelesine girdiler zaten. Şimdi Allah aşkına bundan 10 yıl önce hangi ebeveyn ya benim çocuğum mastürbasyon yapıyor diye giderdi. Öyle bir şey yoktu. Yok. Yani. Hani şimdi mesela aile geliyor, ben bu konuda ne yapmalıyım? Nasıl davranmalıyım? Veya ben çocuğuma, işte biz leyleklerle büyüdük biliyorsunuz. Hepimiz öyle. Leylekler evet. Getirdi biziyle falan büyüdük. Yani. Nasıl geldi? Leylekler geldi falan. Hani bizim annelerimiz. Leyleklerin günahını alıp durduk yani haberi. Ya ben zaten psikolojiye girmeseydim ne olurdu benim halim bilemiyorum yani. Ben bu bilgileri nereden alırdım bilemiyorum ama hani bu bir cinsel eğitimdir. Ben hep ebeveynlere diyorum ki okuyun. İnanılmaz güzel kaynaklar var. Öğrenmeye çalışın. Hiç olmadı işte bizlerin, uzmanların internet sitelerine girin. Orada bir sürü makale var. Okuyun ve öğrenin. Çünkü cinsellik öğrenilen bir şeydir. Öğrenilmediği zaman da böyle Türk Ceza Kanunu'nda başımıza ceza evet, alacak boyutlara getirmeyin. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Cinsel oyunlar vardır. 6 yaşındaki bir çocuk, mesela 5 yaşındaki bir çocuk, kız ve erkekler birbirlerine cinsel organlarını gösterirler. Bu nedir? Bir cinsel oyundur. Çünkü böyle böyle öğrenmeye çalışıyorlar bazı şeyleri. Bu bir suç değildir. Bu bir taciz değildir. Mesela genelde aileler panikliyorlar bu durumda ama hani bunu 6 yaşındaki 2 tane çocuk yapıyorsa, 4 yaşındaki 2 tane çocuk yapıyorsa bu bir oyun. Ama 13 yaşındaki bir ergen 6 yaşındaki bir çocuğa bunu yaptığı zaman iş avukat beyle oluyor zaten. Bu oyundan çıkıyor başka bu bir taciz. Bu bir taciz. Ve zaten çok yaygınlaşmasının nedenlerinden biri de evet bilinçlenme var ama okullarda problem var. Yani bakın sorun okullarda, eğitim sistemiyle o kadar çok oynuyorlar ki. Şimdi görüyoruz mesela, ben hep şunu söylüyorum. Kızanlar olabilir, çok da umurumda değil. Kızların etek boyu ya. Şimdi siz eğitimin içeriğiyle oynuyorsunuz ama şekliyle ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu çocuklar ergenlik dönemindeler. Kanları kaynıyor bu çocukların ve kızların giydiği etek boyu. Ya ben muhafazakar bir tip değilim ama bir psikolog gözüyle söylüyorum bunu size. Sakıncalı. Yani çok sakıncalı. Yani bu dönemde şu dönemde çok, çünkü erkeğin kanı kaynıyor, kızın kanı kaynıyor. Yani öyle bir dönemdeyiz. Ha ben serbest bıraktılar kıyafetleri, alt etti. Daha kötü oldu. Serbest bıraktıkları için. Ha ne oldu? Toplaması zor bir halde. Çok şu anda toplaması çok zor bir halde. Yani ben öyle şeyler görüyorum ki, duymuyorum bakın, görüyorum ki mesela bu sene serbest bıraktılar. İşte ebeveynler çocuklarını o okuldan alıyorlar, o okula veriyorlar, o okuldan alıp o okula veriyorlar. Yani bence kıyafet de çok önemli bir şey burada. Hakikaten önemli. Şekil önemli. Neden? Çünkü nedir ya, pantolon giysinler falan atıyorum. Ya da eteğin bir boyu olsun, bir şey olsun. Çünkü kızlar kendilerini göstermek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yaşları bu. Tabii, çok doğal bir şey. Yani o çocukların istediği şey... Kadının yeninde var. İlgi çekmek. Lütfen. Yani. Kadın erkek ilişkileri problemi. Süslemek bakımından söylüyorum. Canımız mı yandı diyecektim. Hayır. Ha, peki tamam. Yani hani süslenmek istiyorlar. Bir teşhircilik tarafı var. Ergenler böyledir zaten ama hani eğitim sisteminin içeriğiyle bu kadar oynayacağımıza, bu kadar çok oynanacağına, bence biraz cinsellik konusunda bilgi verilmesi gerekiyor çocuklara. Biraz bu konuda rehberlerin ön ayak olması gerekiyor. Ya böyle bir ders koysunlar. Böyle bir ders koysunlar. Yani. Ama siz muhafazakar değilsiniz ama bunu başka birisi söylese okullarda işte çocukları kapatmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır hayır, hiç iyisi. Bunun sonunda çarşafımı sokacak. Ama bakın şimdi merdivenle, bakın yani gördüğüm şeyi söylüyorum size. Merdivenden kızcağız yukarıya doğru çıkıyor. Etek
dizinin üstünde. Bak şimdi. Erkek çocuğu aşağıdan yukarıya doğru bakıyor. Bakar. Gayri ihtiyari. Yani bakar. Ha neden ben bunu söylüyorum? Eğer siz bir insana, ergen ya da çocuk, cinsellik konusunda bir eğitim vermediyseniz, vermediyseniz böyle bir eğitim ya da eksik bilgi verdiyseniz, o erkek çocuğu ona bakar, fantaziler de kurur. Başka şeyler de olur okullarda. Oluyor, bilmiyoruz, görmüyorsunuz. Bize geliyorlar ama oluyor. Yani sorun o zaman burada giyim tarzından ziyade... Verilecek eğitimde. Eğitimi verdikten sonra insan... Aynen öyle. Şimdi o eğitim olmadığı için ben şekle de önem vermek gerekir diyorum. Eğitimi ver, serbest bırak çocukları. Vermiyorsun ki, korkuyorsun bu eğitimi vermekten de. Korkuyorsun. Korkmayacaksın, bu eğitimi vereceksin. Bu eğitim evet anne baba çocuk nasıl yapılır anlatacak ama... Sen de ergenlere bu işin biyolojik yönünü anlatacaksın, kız erkek ilişkilerini anlatacaksın, bunları anlatacaksın. Peki yurt dışında böyle bir eğitim veriliyor mu? Tabii ki veriliyor yurt dışında. Kaç yaşında başlanıyor okullarda? 7 yaşından itibaren çocuklara cinsellikle ilgili eğitimler veriliyor okullarda. Peki ben o bilinçsiz ya da bilmeyen ya da eğitim görmemiş bir veli olarak soracağım. Benim de kızım var 11 yaşında, 12 yaşında yani dediğiniz o refleksi ben de aynısını yapıyorum. Ki bir süre sonra artık benim yapmama gerek kalmıyor. Benim kızım kendi başına yapmaya başlıyor. Odadan çıkıyor. Başka şeylerle ilgilenmeye çalışıyor falan. Hani oradaki o... Objeyi görmek istemiyor. O görüntüyü görmemek için elinden gelen çabayı göstermeye çalışıyor yani. Siz evin içinde... Ne yapmamız lazım evin yani? Evin içinde karınızı öpmüyor musunuz? Hayır işte bakın... Hayır şundan bahsediyorum. Onu yani, da genelde çocukların yanında yapmamaya çalışıyoruz. Yani, değil yani? O zaman şimdi, senin çocuğuna verdiğin burada, şey karı koca burada, arasında işte, fiziksel temas insanların yanında görülmemesi lazım. İşte biz burada yani ebeveyn... Ki Türkiye'nin %80-90'ı benim gibi aynı sizle nasıl davranmışsınız. Benim gibi davranın da eminim. Çünkü bilinçsiziz ve eğitimimiz yok bu konuda. Ne yapacağımızı bilmediğimiz için basit mantıkla karartma dediğimiz sistemle kapatalım televizyonu, çevirelim kafalarımızı, görmemiş oluruz falan gibi bir şey. Ya da yeni sistemle artık buzlayarız ya da makaslarız falan gibi. O daha gelişmiş bir teknoloji. Peki ne yapmamız lazım? Bırakalım mı? Bakın bir... Oradan aldığı yeterli mi yoksa biz de başka bakın, bir şey yapacağız? Anne babaların en çok korktuğu şeylerden biri çocuğum işte bekaret olayıdır, bir de taciz olayıdır. Çok fazla korkarlar. Şimdi diyelim ki İşte okulda bir taciz vakası duydunuz, tamam mı? Anne baba her gün okula gitmeye başlar, anneler. Aman benim çocuğumun başına da gelmesin. Çocuğu dürter, dikkat et, şunu yap, bunu yap. Bu nedir biliyor musunuz? Bu tacizdir aslında. Bu tacizin yani, başka bir boyutu. Aynen öyle. Bu da tacizin başka bir boyutudur. Ben diyorum ki bir bilgiyi bir kere verin. Deyin ki bak evladım ve bunu 6 yaşında öğretmemiz lazım çocuklara. Yani soyut kavramlara geçişle beraber bunu anlatmalıyız. Bir kere bu çok önemli bir şey. Bu senin bedenin, bu senin kolun, bu senin elin, bu senin burnun, bu senin saçın, bu senin memen, bu senin vajinan, bu senin penisin. Bunlar sana ait. Bunları doktor dışında ve hani bazı durumlarda ebeveynler görebilirler. Bunun dışında biri eğer sana dokunmak isterse... Biri bir yerini göstermek isterse sana ya da senden bunu talep ederse avazın çıktığı kadar imdat diye bağır. Savunma mekanizmasını öğretmek gerekiyor. Aynen. Bunu diyorsun. Bir kere anlatacaksın. Bunu sürekli anlatmayacaksın. Çocuğu takip etmeyeceksin. Aynı şey işte bu çocuklar için de geçerli. Cinselliği bir kere anlatacaksın çocuğa. Diyeceksin demek ki biz konuşmadığımız gibi yani gösteremiyoruz. Bilimsel anlamda ne olacağını anlatmadığımız gibi tabii. Bir de öyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ne olacağını da söylemiyoruz. Aynen çünkü öyle. Çünkü konuşmayacağız ya. Aynen öyle. Hiçbir şey konuşmamak gibi bir ama cihete işte, gitmiş. Ama işte mesela tahmin ediyorum cinsel suçların altında da bunlar yatıyor zaten. O yüzden de buradayım. Yani hani birçok şey sebep var tabii. Çünkü bilmemek var. Yani 13 yaşındaki çocuk merak ediyor. 6 yaşındaki çocuğa, 7 yaşındaki kız çocuğuna dokunuyor. Şimdi onun taciz olduğunu biliyor mu bilmiyor. Bakmak lazım. Türkiye'de erkekler geç olgunlaşıyorlar. Kesinlikle öyle. Ama galiba Türk Ceza Kanunu'nda bu bir suç. Ama kızlar da erken olgunlaşıyorlar. Bunun tam tersi. Evet, erken olgunlaşıyorlar. Ben 6 yaşındaki çocuktan, 7 yaşındaki çocuktan bahsediyorum burada. Yani evet bu bir taciz. Bir taciz ama o çocuğa sorduğunuzda bunu taciz olarak görmüyor. Aklı başına değil. Belki bir oyun olarak görüyordu. Bir oyun olarak görüyor belki de. Hani bir yerlerden bu işte bunu yapmamak lazım falan diyor ama kimse ona da cinselliği anlatmamış ki. O da bilmiyor ki. Bunun suç olduğunu da bilmiyor. Veya bunun bir sınır ihlali olduğunu da bilmiyor zaten. Çünkü anne baba televizyonu şak diye kapatıyor iki kişi öpüşürken. Nereden bileceğim? Ki daha da çok merak dürtüsü uyandırıyor. Acaba bu neydi? Aynen öyle. Yasaklandıkça merak duygusu artıyor. Yasaklandıkça merak duygusu artıyor zaten. Yani çoğu ergen mastürbasyonu arkadaşlarından öğreniyor. Ya da işte maalesef pornodan öğreniyor. Siz istediğiniz kadar aile şifresi koyun. O da sağlıksız bir öğrenme
değil ya, mi kendi başına no, bireysel? Bakın geçenlerde bir danışanım anlattı bana, bir anne baba. Çocuk 7 yaşında, erkek çocuğu. Sitede iniyor mesela, siteye aşağıya iniyor. İşte bir tanesinin bir laptop, iPad mi bir şeyinden, ki çocuk da, kız çocuğu da herhalde 11-12 yaşındadır, öyledir. İşte böyle bir çıplak kadın görüntüleri görüyorlar. Çocuklara gösteriyor kız çocuğu. İşte oğlan çocuğu gidiyor eve, aa baba böyle bir şey oldu diyor. Şimdi adam afallıyor yani. Hani bu adam afallıyor, ne yapacağım ben şimdi diyor. Çünkü adamın kontrolün dışında olan bir olay bu zaten. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz iPad'i çocuğa veriyorsunuz. Atıyorum laptopu çocuğa veriyorsunuz. Oyna çocuğum. Bilmem ne yap, oyna. Hani. Bir siteye girerken zaten biliyorsun. Geçen de konuştuk ya, internette zaten şey var. Kontrolsüzlük var zaten. Siz çocuğunuzu internetin başına koyduğunuzda ve bulaşıkları yıkamak üzere mutfağa gittiğinizde, gündüz saat 2'de koydunuz. Gece yarısı sabaha karşı saat 3'te Alsancak'ın Tansaç sokaklarının arkasında o çocuğu bırakmakla o aynı şey. Bir kontrolsüzlük var. Çocuklar da bu kontrolsüzlükten ne yapsınlar? İlgileri çekiyor. Her şey aileye dönüyor. Aynen öyle. Yani anne babayı bilinçlendirmek lazım. Gibi, internet üzerinde de bir kontrolsüzlük var. Ki şöyle, ben buna çok yakın bir zamanda tanık oldum. Birisiyle hatta bu konuda ilgili ciddi bir tartışma atmosferi içerisine girdim. Ailecek tanıştığım bir arkadaşımın ve kızı 10 yaşında. Bana Face'ten arkadaşlık göndermiş. Şimdi 10 yaşındasın sen, yani arkadaşlığını kabul edeceğim ama kafamda 40 tane soru işareti var. Benim paylaştığım, benimle birlikte yaşıt olanların paylaştığı şey acaba senin için uygun mu? Aynen. Ha bunu düşünüyorsun. Tabii kabul etmedim ben de. Tabii ailesiyle bu konuyu özellikle çok tartıştık. Yani bu iyi bir şey değildir. Yani 10 yaşındaki bir çocuk eğer sanal medyada ya da sanal ortamda bulunacaksa bile kendi yaşıtlarıyla bulunmalı ki paylaştıkları şeyle ortaklaşa şeyler olsun. Yani biz çok çok farklı şeyler de paylaşıyoruz. Ha bunları belki bir yerde bilmeleri gerekiyor ama çok erken öğrenmenin de zararı var. Tabii ki. Mesela benim internette bir grubum var. Bu bir yardım grubu. İzmir Psikolojik Yardım diye bir grubum var. Mesela ya 15 altına kapalıdır ya 18 altı. Çünkü bazen paylaşılan şeyler uygun olmayabiliyor. Bir de işin başka bir yönü var. Önemli. Gene buna rastlıyoruz biz. Adli makamlara da gittiği için bunları rahatlıkla böyle anlatabiliyorum. Mesela ergen Face çok tehlikeli bir yer. Yani hakikaten çok tehlikeli. Tweet. Kontrolü yok çünkü. Hiç kontrol yok. Ve çocuklar işte sahte isimlerle Facebook falan açıyorlar ve birileriyle çatır hastalar, çatır konuşuyorlar. Dediğimiz. Aslında ya 10 yaşındaki çocuğun aşma yeteneği de yok da. Aile ama ebeveynler. Hadi kızım senin de Face'in olsun. Tabii aile İşte oyun açıyor. Oynarsın, gezersin arkadaşlarına derken. Teşhircilik ve röntgencilik aslında bu Face'de. Şöyle bir şey var burada. Mesela 13 yaşındaki bir kız çocuğu 30 yaşındaki bir adamla konuşmuş. 30 yaşındaki adamla ne konuşursun sen? Ve aile bunu öğreniyor. Dedim ki hackleyin bu çocuğu. Bence hacklemeleri lazım. Kapatmaları lazım direkt. Ya hackleyecekler yani. Kim oldu? Demin diyor, kim oldu? Şu anda olay savcılıkta zaten. Yani telefoni hastası. Aynen öyle. Şimdi çocuğunuzun kimle konuştuğunu bilmiyorsunuz. Ama sen nedir? Bulaşıkları rahat rahat yıkacaksın. Arkadaşınla iki kahve içeceksin. İşte doçentlik sınavına hazırlanacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Çocuk da gözünün önünde. Öyle değil işte. Biz hep kız çocuğu önünden düşündük. Erkek çocuğu önünden sakıncası yok mu bunun? Tabii ki çok fazla. Daha gelişim tamamlamış erkek çocukları da aslında tabii cinsel amaçla bir, hani belki hani biz erkekler suçun sanki böyle hep sanığı gibi duruyoruz ama aslında değil. Mağdur olan kısımlar var mı? Ben tabii şimdiye kadar hiçbir oğlan çocuğunun başka bir şekilde adliye geldiğini görmedim ama ufak yaşlardaki tacize uğrayan erkek çocuğunda bir hayli çok fazla fazlalaştı yani. Aslında bunu biz anlatırken hep kız çocuğu yönünden anlatıyoruz ama çocuk diyoruz, bu hem kız hem erkek yönünden de ciddi şekilde sıkıntılar yaratıyor. Ben hemen bu sıkıntılar yaratırken adliyedeki istatistikleri aslında sizden alıp bir başka boyutu da, çünkü temelini anlattık, evet böyle bir eğitimsizlik var. Bu eğitimsizlik içerisinde büyüyen, gelişen ve iletişimi had safhada artan bir toplumumuz var. Adliyede nasıl bir atmosferle karşı karşıyayız? Öncelikle yeni bir adliyeye girdik. Hem yeni bir programa başladık. İnşallah yeni adli yıl daha adil olur. Daha nasıl diyelim, hakkaniyete uygun kararların olabileceği bir yıl olur. İnşallah. Üçüncü yılınıza girdiniz. İnşallah devamı olur. 5 olur, 10 olur, 20 olur. Şimdi tabii bu cinsel suçlar aslında çok spesifik konular. Yani biz, ben kan üzerinden gitmeyeceğim. Yaşadığımız olaylar üzerinden gideceğim. Şimdi olay adliyeye intikal ettiği zaman, şimdi dosyayı inceliyorsun. Yani iki tarafa da bakıyorsun, yalanmak gelmiyor. Bazı dosyaya inanamıyorsun yani. Kesinlikle inanamıyorsun yani. İşte 7 yaşında kız çocuğu, işte 40 yaşında ne bileyim üvey baba mesela.
çok var o vakalar. Ya ben okuyorum inanasım gelmiyor. Şimdi gidip mağdurun beyanlarına bakıyorum. Ya diyorsunuz bu iş olmuş gibi. Sanığa gidip konuşuyorum. Ya diyor ki ben deli miyim diyor. Şimdi hakikaten bu işlerin... Yaşı küçükler de özellikle yani adalet terazisini nasıl tutturabiliyor? Çünkü çocuk neticede kendi hayal dünyası da geniş. Bunu kurgulayabilir de birazdan size de soracağım. Böyle bilimsel bir dayanak var mı? Yaşadığım örneklemelerden yola çıkayım. Burada tabii ki kim suç işliyorsa mutlaka karşısında cezasını görmek zorundadır. Özellikle bu cinsel istismar suçları çok spesifik bahsettim. Cezai müeyyideleri aslında yeterli yeni yasayla, işte yeni düzenlemeyle bayağı bir arttırıyorlar zaten. İşte tadım yasası falan şimdi gündemde. Yaş daha değişik boyutu. Şimdi bakıyorsunuz dediğim gibi işin içinden çıkamıyorsunuz. Eğer olayın tanıkları yok ise sadece birebir anlatımda dediğim gibi yani cezasız kalmaması lazım ama bazen özellikle anne babanın kavgasında bazen anne çocuğu kullanabiliyor. Evet, bunu da biz bunu kullanıyor. Mutlaka yaşamışsınızdır. Doğru anne, yaşıyoruz. Çünkü biz hep şey yapardık mesela terör suçlarına bakıyoruz, örgütlü suçlara bakıyoruz. Yani eğer diyelim ki bir işte gayrimeşru fiil işleyen bir örgüt liderini silahtan yakalamaktansa işte bir bayan yolla, bayan gelsin şikayet etsin, beni taciz etti desin. Birçoğunda tanığı dahi olmuyor yani. Psikolog onun anlatımına bakıyor yani şeydeki muayene gözlemine bakıyor. Oradaki anlatımına bakıyor. Kanaat veriyor yani. Oluşmuştur veya oluşmamıştır diyor. Cinsel istismar. Peki yani organ sokmadan bahsediyorum. Siz çocuklarda böyle şeyler olduğunda kanaatla ya da dinleyerek onların anlatımlarıyla bulabiliyor musunuz? Şimdi bizimkisi özel muayene yani ve biz böyle durumlarda şey yani neticede aynı bilim dalı olduğu için yani. Ama şüphe üzerine bile biz bildirmek zorundayız adli makamlara. Yani bir kişi bize geldiğinde mesela böyle bir vaka oldu. Ben de sosyal hizmetlere haber verdim. Mesela bir işte takip ettiğim bir aile hiç böyle bir şey gündeme gelmedi ama bir gün işte bir telefon aldım ben. O telefonda da işte dedi ki babanın bir taciz durumu söz konusu dedi ve ben hemen sosyal hizmetlere önce haber verdim. Çünkü onlar gereğini yapıyorlar. Adli makamlara ulaşıyorlar. Müdahale oluyorlar daha yakın. Evet ama tabii kanaat getirmek çok zor. Mesela bundan yaklaşık bir 3 yıl önce 7 yaşındaki bir erkek çocuğu dayısının kendisine taciz ettiğini söyledi. Tabii biz şüphe üzerine bile olsa hemen devreye giriyoruz işte. Neler yapılması gerekiyorsa basamak basamak yapıyoruz. Ama tabii böyle bir şey kanaatle getirmedik durumun sonunda. Bu bir fantazi, hakikaten fantazi olarak kaldı. Çünkü bazen çocukların bazı fantazileri de olabiliyor. Yani mesela çocuk onu taciz olarak adlandırmıyor zaten. Yani işte dayım geldi bana sarıldı falan böyle. Çünkü bazen çocuklar İşte bilemiyorsunuz neyin nasıl yani olacağını. Yani zaten o yüzden mesela hısım akraba özellikle anne baba çocuk işte tabii ne bileyim dayı amca yeğen. Yani biz daha çok zaten toplumsal olarak biraz kanımız kaynayan insanlarız. Yani biz başkası komşumuzun çocuğunu bile görsek aa canım deriz. Yanaklarında bir öpmeye mesela, çalışırız. Avrupa'da dokundurmuyor. Avrupa'da dokundurmuyor. Onu ben biraz geldim. Sokakta yapmayalım mı? Yani mesela şey vardı bundan yıllar önce bir vakada kız çocuğu işte bir apartman görevlisinin tacizine uğramış. Defalarca oluyor bu. Baba geldi, anne baba. Çocuğum bundan ne kadar etkilenmiştir diye geldiler. Tabii çocuk etkilenmiş. Baba dedi ki ben öldüreceğim bu adamı yani. Gideceğim ve öldüreceğim. Dedim ki böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bir fiil böyle yaşandı. Dedim ki siz derhal adli mercilere bunu yansıtıyorsunuz. Beraber bu olayı bu şekilde hallediyoruz. Neyse işte Gaziantep'te bir yerlerde çocuk suçları birimi var zaten. Çok acıydı orada şimdi yaşananlar. Çok acıydı yaşananlar bence. Ve psikolog yok çocukla konuşacak. Benden rica ettiler. Ya ben gönderdim işte kanala. Dediler ki yani Armağan Hanım bu çocuk işte sizinle bağ kurdu ve bizim psikologumuz yok. Gelir misiniz? Ben böyle rezalet görmedim biliyor musunuz? Bir oda derme çatma. Siz koşullar daha iyi çok kötü. Evet, çok kötü yani, koşullar. Şimdi biz tabii işin çocuk daha çocuk zaten oraya girerken korkar. Kamera bırak böyle. Anlatmayı. Yani şöyle karşısında kamera. Anlat çocuğum muhabbeti yapacaklar. Orada da bir adam, bir polis memuru oturuyor. Bana da diyorlar ki hani ifadeyi almamıza yardım et. Bir kere ben gerginim. Yani çünkü ben o çocukla oyun terapisi yaptım, konuştum. Anlatabiliyor muyum? Yani hani rahatlattım, çocuğa güven verdim. Zaten çocuk korkmuş. Bir şekilde hallettik. Yani çocuğun burada zarar görmemesi. Hani görmüş zaten göreceği kadar ama ben çok umutsuzluğa kapılmıştım bunu gördüğümde.
Ve korkmuştum. Hakikaten çok korktuğumu hatırlıyorum. Yani çocuk açısından da çok korkmuştum. Sonra o dava öyle aldı başını gitti. Eskiden çocuk mahkemeleri yoktu biliyorsunuz. Evet, bilirkişi olarak mahkemeye falan çıktık işte. Sonra çocuk mahkemeleri kuruldu. Gerçi orada da yine yani koşulları biliyorsun. Beraber yaşıyoruz. Yani hakikaten şimdi çocuk geliyor. Saatlerce bir defa koridorda bekliyor. İşte kurban orada. Sanık orada. Aynı yerdeler. Aynı etkileşim alanındalar. Yani hakikaten bu davaların İçeriğini ben görünce ben de üzülüyorum. Yani davanın, yani burada çok yoğun şey var. Şey diyeyim, davanın sonucu önemli değil. Dava zaten sürerken psikolojik olarak bitiyor. Psikolojik olarak bitmiş oluyor yani. Bitiyorlar. Var mı yok mu artık onu hakimler yani, kararını veriyor ama o kararda var ya da yok çıkması önemli değil. O kişinin bir yıl boyunca ah diye mekanizmasının içerisinde olması yeter. Bu da yanlış Halil Bey. Hakimin kararı vermesi bence çok uygun bir şey değil burada. Çünkü kesinlikle. Şöyle bir şey yani bu kararı verebilecek olan kişi bir heyet, bir psikiyatri heyetinin olması lazım. Bilim adamlarının ilgili, olması lazım burada. Ben özellikle bazı mahkemelerde bilirkişilik de yapıyoruz. Biz onunla ilgili görüntü bilirkişiliği falan yapıyoruz. Mahkemeler artık eskisi gibi değil. Tedbirli davranıyorlar. Şöyle ki sizin gibi bir çocuk psikoloğa geliyor. Çocuk psikoloğu önce mağdurla konuşuyor. Onu bir rahatlatıyor. Bak bu bana anlattığın şeyleri ki bunlar baş başa yapıyorlar. Kısa bir dönemde yapıyor yani. Bunun aynısını duruşma salonunda hakime anlatıyor. Aynısı değil, olmayacak aynısı diyorlar. Aynısı değil. Biz sonra de, biz onun mesela iğne küçük bizde. Canını yakmayacak diyorlar. Şimdi bakın o ona geliyor. Bu bir süreç. Yani bir çocuk bunu yaşadığında tamam bir kere kimseye güvenemez. Zaman gerekir bunun için. O çocuğun rahatlaması değil oradaki önemli olan şey aslında. Çocuğun tekrar gerçek yaşama güven duyması, diğerlerine güven duyması bu önemli. Ve bu bir süreç. Belki 6 ay alacak. Anlatabiliyor muyum? Derin bir süreç bu. Orada o çocuğun mahkemeye bile çıkmaması lazım. Atıyorum yani koca koca ona çünkü öyle geliyor. Kocaman insan. Sağlığı bozulmuş mu? Bozulmuş mu? Yeniden rapor alıyorlar. Genelde işte 6 ay 1 yılı buluyor zaten. Ya buluyor süreçler ama uzuyor. Yani işte uzuyor fakat hani bilmiyorum. Ben çok her şeyin kitabına uygun olarak yapıldığını düşünmüyorum. Yapılmıyor. Doğru. Yani dışarıdan bir olarak suçlarında biliyorsun adli psikiyatri yok adliyede. İşte eğer kişi mağdur ne yapıyorlar? Adli tıpa sevkini sağlıyorlar. Küçükler için de öyle. Büyükler için. Büyüklerin nasıl gönderildiğini anlatayım. Yani kişiyi kaleme çağırıyorlar. Ya bir polis refakatinde. Taciz vakalarına mı? Tabii şey cinsel istismar davranında. İşte konuna damgayı vuruyorlar. Adli tıptan bir gün alıyorlar. Diyelim ki işte genelde en az bir yıl sonrasına veriliyor. Dosyalarımız var gelmiyor yani. 6 ay sonrasında bir polisle beraber dosyayı da ya polise teslim ediyorlar ya da mağdura işte dosyalama yöntemiyle bir harcırah veriyorlar. Yol parası. İstanbul Adli Tıp hadi bakalım. Bu da taciz. Yani işte, hadi git bakalım taciz. Diyor. Aslında taciz dışarıda başlıyor ama adaletin içerisinde aynen sanırım cinsel olmasa da taciz bir şekilde i̇şte devam etmiş gibi yani, oluyor. Bu istismar suçları çoğunun görgü tanığı yok yani. Kişinin anlatımına bağlı, mağdurun anlatımına bağlı, sanığın anlatımına bağlı. Ona göre mahkeme bir kanaat veriyor. Yani hakikaten çok zor. Ben birçok davada bakıyorum, inanasım gelmiyor işte. Yani mutlaka siz de karşılaşıyorsunuz. Çocuk, özellikle çocuk vakalarında ben inanasım gelmiyor yani. Bakıyorum, yetişkinlerde biraz daha farklı. Yetişkinlerde artık iletişim çağı. İnsanlar Face'ten tanışıyor, burada tanışıyor. Görüşüyorlar, ediyorlar. Bir süre sonra anlaşamadıkları zaman birbirlerine iftiralar atıyorlar. Onların değişme koşulları biraz daha farklı oluyor. Ama peki ben bir şey soracağım. Adliye mekanizmasının içerisinde özellikle şimdi bir mağdur, kişi mağdur olduğunu söylüyor. Bu özellikle kız çocuğu olduğu zaman daha da bir ağır oluyor ama erkek çocukları da İkisi tabii, de aynı aslında. Aynısında. Hiç fark etmez. Yani biz genelde hani çoğunluk %70 oranında bayan yani kız çocuğunda taciz daha çok. Daha açığa yani, çıkmıyor. Şöyle bir şey var. Polis bir ifade alıyor. Gel bakayım mağdur sen misin? Mağdur benim. Yani ben bunu anlatırken yani bana deseler herhangi bir olay mağduru olarak bak bırakın taciz olayını yani bir hırsızlık olayı olsun, gasp olsun ya da bir darp olsun ya da bir herhangi bir şey olsun. Polis soruyor anlat bakayım oğlum. Anlatıyor. Arkasından hadi gel bakalım seni götüreceğim savcı amcalar. Savcı soruyor anlat bakalım anlatıyor. Hadi gel seni götüreceğim hakim amcalar. Anlat bak. Anlat bak. Ha, o arada bir de avukat amcası giriyor araya. Çünkü neticede mağdur da olsa bir avukat. Ya küçük oldu şimdi çocuk bulunmak. Psikolog taciz, en son giriyor. En son psikolog giriyor. Polis konuşuyor. Ya da psikiyatrist. Savcı konuşuyor. Avukat konuşuyor. Çünkü hakim konuşuyor. Çünkü buradaki temel amaç işte ortada bir suç varsa onu cezalandırma amacı var. Burada çocuğun psikolojisi, çocuk iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, çocuk ne olacak bundan sonra toplumda işte o çocuk öyle yetiştiği zaman ileride intihar mı edecek, gidip suçlu mu olacak veya kötü yola mı düşecek onu kimse düşünmüyor. Burada bir suç var mı? Ali işlemiş mi, Mehmet işlemiş mi bunu? Mağdur Ayşe, Fatma, Ahmet. Ya biz onu cezalandıralım. Diğer mi Allah kerim. Bu mantıkla hareket edildiği için öyle yani. Yani burada kişilerin daha kısa yok bir süreç yani. İşleyemez mi yani? Psikolog eğitimi aldıklarına ben inanmıyorum yani.
Kesinlikle psikolog eğitimi almıyorlar. Yani şey, dava sürecinde de almıyorlar zaten. Yani sadece psikolog eşliğinde ifadesi alınıyor kişinin. Ondan sonra o evine, eğer kişi tutukluysa öbürü cezaevine gidiyor. Veya tutuksuzsa işte kendi hayatına devam ediyor. O hayatına devam ediyor. Böyle. Yani ben Türkiye'de ya %10'dur bilmiyorum. İstatistik yok elimde ama ya %10 kişi işte tacize uğradıktan sonra gidip psikolog eşliğinde terapi görüp görmediğime inanmıyorum. Yani yok, böyle bir uygulama yok. Ben de o rahatsızlıkla yaşamayı tercih ediyor. Tabii yani. Ya çocuksa zaten aile muhtemelen ya ikametgahını değiştiriyor, okulunu değiştiriyor. İşte yetişkinse zaten mutlaka ikametgahını değiştiriyor. Şey yapıyor yani, bir şekilde hayata adapte olmaya çalışıyor. Ya zaten çoğunluk mesela aile içinde oluyor. İşte akrabalar arasında falan oluyor. İşte anneden babadan alıyorlarsa koydukları yer daha iyi bir yer değil yani. Hani daha da iyi bir yer değil ama işte maalesef hani o kıyafetteki şekli anlattım ya hani. Burada da sürekli şekille oynuyorlar. İçerikle bir şey, ilgili bir şey yapmıyorlar. Sürekli işte bir bakanlık oturuyor oraya. İşte bir karar alıyor. Bunlar nasıl karar alıyor bilmiyorum ben. Akşamdan bir şeyler okuyorlar herhalde. Bir popüler makale okuyorlar sanıyorum. Yerden esinleniyorlar. Yani bir bilgi kirliliğinden, internetten yararlanıyorlar. Hiçbir bilim insanına sorduklarını düşünmüyorum zaten. Üniversitelerden görüş aldıklarına da inanmıyorum. Öyle kararları imzalıyorlar sosyal hizmetlerde de. Bu böyle olsun diyorlar. Ya bu böyle olsun var mı ya? Bu insanlar okullarda dirsek çürüttüler. Gidin bir sorun yani, bakın bu şöyle olabilir, şu şöyledir. İşte son düzenleme var elimde. Yani burada cezalar zaten ağır cinsel istismar suçlarında. Yani daha da ağırlaşacak. Tabii şimdi hep mağdur yönden düşünüyoruz ama sanık yönden hiç bakmıyoruz. Yani ya suçsuzsa o, ya suçsuzsa kendini ispat edemiyor. Diyor ki ben yapmadım diyor. O diyor ki yaptın. O diyor ki ben yapmadım. Mahkeme bakıyor, yaptın yapmadın, yaptın diyor, yürü git. Ya yapmadıysa? Yapmadıysa bunu edeceksiniz zaten. Yani. Yapmadıysa onu savunacak olan avukatsınız yani. Ama bak, bu cinsel istismar suçlarında, Ali Bey, bu cinsel istismar suçlarında hakikaten yani ispat gücü öyle zor ki. Öyle zor ki yani. Peki hemen burada mesela psikologumuz yalan söylediğini anlayabiliyor musunuz? Hatta bir ara yalan makinesi falan muhabbeti dedik biz. Ama cinsel istismar suçları uygulamadılar. Uygulamadılar. Ben talepte bulundum. Bir gün mahkemede dedim ki yani mağdur işte söylüyor, yetişkin bunlar. Üniversite mezunu, çocuk da üniversite mezunu. Face'ten tanışmışlar. Görüşmüşler, yüzlerce mesajlar, günde 500 tane mesaj birbirine atar mı insan? 500 tane mesaj var, sonra işte bir şekilde evde kimse yok, geleyim, kahvaltıya geleyim, bir birliktelik oluyor. Kız diyor ki ben de zorla oldu diyor. Onu diyor ki ya niye zorla olsun? Geldik, görüştük, al diyor. Konuşmalar, şunlar bunlar. Ya o konuda yalnız ben de o i̇şte konuda muhalif. Yani şöyle muhalif, neden diyeceksiniz? Bir yaşanmışlık. Yani daha önce konuşmuş olabilir, daha önce kahve içmiş olabilir, daha önce bir yerlere gitmiş olabilir, sinemede yani bir arkadaşlık yapmış olabilir. Ama tamam, bu arkadaşlık birlikteliği gerektirmiyor tabii. Mutlaka gerektirmiyor. Nokta var yani. Orada hani şimdi siz yani ben hukukçuların o yöndeki savunmalarına hep itiraz ediyorum. Yani bir birlikteliği vardı. Ya bir arkadaşlığı olabilir ama bu arkadaşlık ama başka bir şey yaşayacağı anlamına gelmez. Şimdi yani. Yargıtay kararlarında var. Yani şimdi hiç tanımadığım biriyle görüşüp iddiası farklı, bir de sürekli işte aylarca görüşüp yazıştığın, işte sevgili olduğun bir kişiyle aynı eve gidip birlikte olduktan sonra zorla olduğu iddiası biraz daha kışkırtma şey yani. Kışkırtma var diyor. Ya kışkırtma değil de diyor ki yani bunlar aslında önceden yaşanan şeyler var. Dolayısıyla. O zaman suç hafifliyor mu? Ya hafifleme değil. Yani burada ispat noktası çok zorlaşıyor. İspat noktası kimin zorlaşıyor. Kimin faydasını oluyor? Belki de. Sanırım faydasına mı oluyor? Olmuyor. Bazen olmuyor yani. Sanık ceza yiyor mu yine buna rağmen? Yiyor tabii canım. Yemez mi? Ben kurtarıyor falan zannettim de ondan dedim ben nasıl olacak şimdi yani? Burada yani biraz önce yine kaygılara geleceğim. İşte kız çocuğu haliyle muhafazakar yetişiyor. İşte bekaret olayı var zaten biliyorsunuz o olay. Şimdi kız çocuğu işte belli bir şeyden sonra isteyerek bile birlikte olsa bir gün sonra veya işte birkaç saat sonra suçluluk psikolojisi duyuyor. Eyvah diyor, ben ne yaptım diyor. Ben şimdi ne olacak diyor. Ne diyeceğim? O atmosferde biz bilim adamlarına dönüp hemen sormak. Çözebilir misiniz o atmosferde Armağan Hanım? Neyi? Yalan söylediğini. Yani önce isteğiyle, kendi isteğiyle birlikte olup daha sonra Yani şöyle söyleyelim. Yani kendi isteğiyle işte ön sevişmeye başladı. Sonra kız dur dedi. Olan durmadı. Ne yapacağız burada? Soralım. Ne yapacağız burada? İşte bunu çözemiyoruz. Yargı aşaması. Bu çıkabilir mi ortaya? Yani kişi aslında kendi iradesiyle birlikte olmuş ama sonradan aile baskısı, toplumsal baskı, yani görüşme teknikleri var. Klinik psikolojide de, psikiyatride de onları uyguluyorsunuz, testler yapıyorsunuz. Çıkıyor yani orada. Afekte bakıyorsunuz muayene sırasındayken. Bu insan tutarlı mı değil mi diye bakıyorsunuz.
Tabii ondan sonra hani bir kanaat oluşturuyorsunuz zaten ama bu kanaati tek başınız oluşturmuyorsunuz. Bir heyetle beraber oluşturuyorsunuz. Onlarda da evet, onlarda da Türkiye'de böyle, evet, onlarda da böyle bir kanaat varsa. Yani hakime, savcıya ya da avukata oynadığı oyunu size karşı oynayamaz birini. Yani oynasa bile yakalanır. Şöyle meslek adına söyleyeyim. Meslek adına yani size karşı dediğiniz bir psikolog olarak. Yani neticede öyle söyleyeyim. Bilim adamı olarak sizi görüyoruz. Hayır, pek oynanmıyor. Yani çünkü bu nedir? Bir süreçtir. Benim meslektaşlarım da, bu arada psikiyatristler de zaten tutarlılığı ve tutarsızlığı algılamak ve muayene sırasındaki afekti değerlendirmek üzerine bir eğitim alındığı için ya yani çok kolay bu şey olmaz, genelde kaçmaz. O zaten, testler falan da var zaten. Duruşmalarda gelen psikologlar da genelde tutarlıdır ya da tutarsızdır davranışlar diyerek başlıyorlar sözde. Öyle zaten. Sonra yazdıklarını gerçi ama ben işte görmüyorum. Koşullar çok yetersiz Ali Bey. Yani geliyor bir 10 dakika, 15 dakika bir yani fıs konuşuyor. Eminim hakimler 10 dakikada bitirmiş diyorlardı. Öyle öyle. Arka odaya geçin diyor, konuşun diyor, konuşuyor. 15 dakika konuşuyor, sonra geliyor. Bir de bir şey söyleyeceğim bence burada ebeveynlere. Ben bu önemli olduğunu düşünüyorum. Ne olur çocuklarınıza şeyi öğretin. Bedensel sınır kavramını öğretin. Çünkü çocuklar tacize uğradıklarının farkında değiller. İşte şeker veriyorlar, çikolata veriyorlar, oyuncak veriyorlar. Anladınız mı bu şimdi söyleyeyim, bu tipler diyelim. Hani bu hastalar. Evet yani hani. Yani çok bilimsel şey dil kullanmak istemiyorum. Evet, evet, İnsanlar anlasınlar diye. Veriyorlar ve çocuklar bir şekilde bunu oyun olarak düşünüyorlar ve ben size bir şey söyleyeyim, bakın çocuklar cinsellikten haz alırlar çünkü mastürbasyondan keyif alıyor, bu bir haz meselesidir ve orada iki şey oluyor, çocuk vücuduna dokunulmasına, işte vajenine, penisine dokunulmasından haz alınca bir de bunun suçluluğunu duyuyor çünkü neden, hiç kimse öğretmemiş yani, hani anlatabiliyor muyum, yani televizyonlarda ayıp, günah, kapat diyoruz ya. Çocuğa oradan bir şeyler geliyor yani. Hani ayıp, günah vesaire. Çocukta öğrenmek için daha da ne öğrenebilirim? Daha da haz alıyor ki bir o var, bir de orada suçluluk hissediyor. Şimdi onun için çocuklarınıza ne olur? Çünkü süreç uzuyor o zaman, anladınız mı? Tacizin süreci uzuyor. Bu birse üç oluyor, beş oluyor. Çünkü çocuk keyif alıyor ondan. Bu hazdır. Mastürbasyondaki gibi haz, keyif alıyor. Ve bu oyun ona bir oyun olarak geliyor. Bilmez ki çocuk bunu. Bilmiyor böyle bir şeyi. O yüzden biz bedensel sınır kavramını çocuklara anlatmalıyız 6 yaşından itibaren. Ya bunu niye biz anlatıyoruz peki? Niye ebeveynler anlatıyor? Yani niye bunun eğitimi verilmiyor? Ben bunu anlamıyorum. Ben de yani bir öğretmenin, zaten. Bir eğitimcinin, bir bilim adamı. Ben de verimsiz. Yani şimdi ben de yanlış anlamayın. Topu bize atıyorsunuz diye. Biz anne baba oturacağız, çocuğumuzu alacağız ama karşımıza. Ama bakın anne baba. Başta ailede başlarım. Anne sonra baba toplumun en küçük birimidir. İlk kesinlikle öğrendiğiniz derstir ve bir psikolog gibi yaklaşmak zorundalar. Bir zahmet otursunlar, kitap okusunlar. Türkiye için söylenecek bir laf söylediniz, okusunlar. Ama lütfen yani her yani şey. Yani biz televizyon seyretmekten pek okum yaptırsak bulamıyoruz. Ağaç yetiştirmek için bile gidiyor. Bir fidanı oluşturuyorsunuz. İşte bahçeye ben fidan diktim, suluyorsunuz. Gidip gelmek istiyorsunuz yazla, aman hafta sonunda kalmasın, kurusun diyorsunuz. Atıyorum bahçıvan tutuyorsunuz, ona baksın diye. Yani sen ağaç yetiştirmiyorsun, çocuk yetiştiriyorsun. Ya mutlaka sizi anlıyorum, her şeyi devletten beklememek lazım. Siz kendiniz de bir şey yapın diyorsunuz ama Türkiye'nin %10'unun hala üniversite mezunu olduğunu ve yüksek eğitim aldığını düşünürseniz %80-90'lar da cahil insanlar, çocuk sahibi. Işte. Yani bunlara cinsel eğitimi vermen lazım çocuğa dedin de ya bir dakika kardeşim kapıyı kapatıp sen benim hayatıma ne karışıyorsun gibisinden bir mantalite içerisinde. Yani bu insanlara hem kitap oku hem eğitim al, bir de aldığın gibi çocuğuna da ver diyeceğiz. Ali Bey pardon yani ama çok devletin ilkokul çağında yani bir eğitim başlangıcı yapması işte, lazım. Şimdi bunu yapmadığı zaman bak elimde veri var. 2002'de ile 2011 arasında bir kıyaslama yapmışlar. %400 artış var. Bakın sistem, sistem çürükse, bakın çok önemli, sistem çürükse hepimizin birey olarak bir şey yapması lazım. Sistem çürümüş olabilir, sistem kokuşmuş olabilir, ben sistem hakkında bunu düşünüyorum. Böyle olabilir, anladınız mı? Ama birey olarak bir şey yapmamız lazım bizim. Biz şu anda yapıyoruz, avukat bey yapıyor, ben yapıyorum, siz yapıyorsunuz. Söyleyecekleri cümlelere kadar bedensel sınırla ilgili anlattım. Bir zahmet programı haber versinler birbirlerine, izlesinler. Anlatabiliyor muyum? En azından yani buradan duyduklarını bir şey yapsınlar. Yani nedir o öyle hani bir zahmet kitap da okusunlar. Tekrar söylüyorum bu çok önemli. Mesela Hüsnü Bey benim reklamı değil ama bunu söyleyeyim. Çocuk cinsel eğitimi diye muazzam bir kitabı var Hüsnü Uçar'ın. Bir zahmet alsınlar okusunlar. Yani erişilebilir kaynaklar var. Yemek yaparken bile Google'a soruyorsunuz ya. Evet. Kaç tane kadın aslan var benim? Onlarını biriktirmeyi ya da saç yani boyasını internetten araştırıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz falan da çocuk yetiştirmek için kaynak mı bulamıyorsunuz ve okuyamıyorsunuz 10 dakikanızı ayırıp? İşte bunu yapmadığı zaman sonra buyurun sonra bunlar oluyor. Adliyenin
bu şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Peki bu ceza artışları caydırıcı olacak mı sizce? Yeni anayasa komisyonunda, alt komisyonlarda bir cezayı artırırsak, hatta yani bir de aldım yasası vesaire de çıktı. İstediğiniz kadar cezaları arttırın. İstediğiniz kadar arttırın. Ama şu konuyla ilgili söyleyeceğim. Biliyorsunuz bir tane bundan 2000'ler, 2005'ler ya da 2003'lerde olabilir. Bir kapkaç olayı vardı. Meşhurdu. Hırsızlık kapsamında değerlendiriliyordu. Cezası çok düşüktü. Bir yıl iki yıl yatarım diyorlardı ve artık insanlar, özellikle bayanlar sokaklarda çantalarla birlikte yürüyemeyecek haldelerdi. Çünkü birisi alıyordu, kaçıyordu. Hatta onlardan çok bayan da şey oldu yani, nasıl derler, zarar gördü. Bedensel olarak sakat kalanlar oldu, hayatını kaybedenler bile oldu. Bir kanun maddesi çıkarttılar, dediler ki kapkaç suçunu hırsızlıktan çıkartıyoruz. Bu tür eylemleri gasp olarak sayıyoruz dediler. Azami cezası da 10 yıl dediler. Şimdi sokakta şunu, çantanızı koyun, bir tane gelip alan yok. Başında beklediğin süreci almıyorlar. Bence yine o yani şimdi cezadan dolayı cezanın mutlaka caydırıcılığı vardır diye düşünüyorum. O anlam polisiye tedbirlerle ilgili bir şeydi. Unutma yani. Yoksa hala devam ediyor yani, yanma suçları hala devam ediyor. Bir de bakın. Hırsızlık suçları devam ediyor. Şöyle bir şey var, çok özür dilerim ama bu nokta önemli. Siz ruhsal olarak hasta biriyle uğraşıyorsunuz. O anlamaz ceza hafifmiş, ceza ağırmış. Anlatabiliyor muyum? Ayrıcalığı parantez içerisinde o. Cezai ehliyetten bahsediyoruz. Özellikle hasta olanlar için böyle. Yani ben anlarım o cezayı ama benim zaten onunla da işim olmaz hesabı ama. Mutlaka canım, yani şimdi bu suçlara baktığım zaman çoğu muhtemelen ya madde bağımlısı. Şimdi mesela yapılan bir ankette bu cinsel isman suçlarında bulaşanların %75'inin alkol kullandığını ve işlediği suçları ona bağladığını söylüyorlar. Ankette öyle söylüyor ki evet, biz işte alkol ve diğer madde kullandığımız için. Kendini kurtarmak için alkol falan demesinler. Ya ama kurtarmıyor ki yasa, öyle bir şey. Yasa öyle hafifletici yönü yok. Yani. Yani yasa hafifletici yönü yok. Biyolojik olarak şöyle bir etkisi var mı? Alkol aldığınızda cinsel dürtüleriniz artıyor ve hayal dünyanız genişliyor. Ergenlerde olur. Ergenlerde öyle tabii. Tabii öyle. Yani. Öyle canım, %100 yani. Kanıtlanmış bir şey zaten, biliyor yani. Erkek için de öyle. Erkek zaten cesaret veriyor. İki dubleden sonra ay diyor. Şey yapmayacaksa da gidecek. Kızın da suçluluk duygularını azaltıyor. Evet. Kızın da kesinlikle. Utanma duygularını geçen falan ben azaltıyor. Geçen ben adliyede bir olaya tanık oldum. Ve tanık olduğumda şimdi izleyiciler belki gülecekler, ciddi ciddi. Yani sene 2013'teyiz. Biz hani eski tarihteki Yeşilçam'ın o meşhur filmlerini severdik. İşte Coşkunlardan tutun da işte neydi o, bir tane daha adam vardı. Şimdi, alçalardan. Yani onları seyrederdik. İşte onların filmlerinde hep klasik bir Türk filmi vardı. İşte gazoza bir tane şey atarlardı. Onu içerdi falan. Kız bayılırdı. Böyle bir mantık gelişirdi falan. Hani tabii biz seyrederken de gülerdik. Hadi ya artık ve inanır mısınız? Bakın 3 ay önce denk geldim. Tamam. Kız 15 yaşında ve anlatıyor. Nasıl oldu diyor. Arkadaşımın evine gittik. Oturuyorduk. Kızım diyor, hakim soruyor. Kola verdi bana. Sonrasını hatırlamıyorum. Doğru. Var. Meğer çocuk zaten eczanede çalışıyormuş. Demek ki o artık takım ilaçların da etkisi. Tabii ya, uyutmayı bırak yani artık. Şu anlamda, yani azıcık damla dediğimiz ne? Şu an eski öyle şeyler filmler yani, eski metrajla çekiliyor. Evet, eski teknikle çekiliyor. Yani. O sanatçıların çoğu öldü ama mantalitesi hala ölmedi. Yani en azından insanlar bunu bilsinler. Hala böyle bir teknikle insanlar, sapkın insanların dışarıda dolaştığını ya da böyle bir sapkınlık içerisinde olabileceklerini bilsinler. Teknik değişmiyor yani. Neticede yapılmak istenen 2013'te de aynı şey oluyor. 2025 senesinde de aynı şey oluyor. Aileye iş düşüyor. Armağan'ın söylediği gibi aileye iş düşüyor. Okullara. İyi eğitim verecek. Sonra okula iş düşüyor. Yani belli bir yaştan sonra çocuğun otokontrolü mutlaka önemli. Sosyalleşiyor çünkü. Hemen o şeyde hadım yasasıyla ilgili. Gerçi ona biz hadım yasası değil de sanığın iyileştirilmesi. Çünkü topluma kazandırmak zorundayız. Belki bir hırsızı kazandırıyoruz. Bir gasp, bir adam öldüren insanı uzun süre cezaevinde tuttuğunuz zaman kazandırıyor da bu suçlarda dediğiniz gibi bir hastalık oluşuyor. Ve o hastalığı artık kişi evet ben bu işi yapıyorum ama kendimi bu işten alıkoyamıyorum dediğinde bu yasa faydalı olacak mı? Şimdi bu yasanın uygulandığı Avrupa ülkeleri var mesela. Amerika'da var, işte Almanya'da var, İngiltere'de var. Uygulanıyor bu yasa ama ülkemiz için. Şimdi tabii her yasayı çıkartırken biz hemen Avrupa'dan şuradan buradan ithal ediyoruz ama toplum yapımıza bakmamız lazım. Buna uygun mu değil mi? Şimdi tamam şey yaptık, adamı işte testosteronlarını indirdik, uyguladık yani. Ne olacak? Yeni şeyde, yeni düzenlemede bunu şey olarak, ceza olarak uygulamıyor. Yani tedbir olarak, denetimli serbestlik işte verecek, tedbir olarak uygulayacak. Belli dozda verecek. Yan etkileri var, ne olacak? Doktorlar diyor ki çok yan etkisi var bu işin. Bir de testosteronu azalttığınız zaman gene de ilişkiye girilebilir mi? Girilemez tabii, diye bir şey giriliyor yok yani. Engellemiyorsun yani. Yani hani dolayısıyla her hafta olmaz da toplumun güdülerini şey yapmak adına işte hatta bir ara işte idam edelim falan
şey yapana şimdi baktığınız zaman yok, kulağa hoş geliyor baktığınız zaman. Ya şimdi yok. Küçük yaşta birini atıyorum işte 7 yaşında birine 30 yaşında 40 yaşında bir kişinin cinsel istismar uyguladığını düşündüğün zaman aklına en ağır ceza geliyor. Tepkimiz belki şiddetli olmak olmalıydı ama şiddet içerisinde tepki ben, olmak. Ama şeyi de düşünmek lazım. Rehabilite etmeli miyiz? Yoksa içeride bırakalım ölsünler mi? Yani şimdi ben rehabiliteden yanayım açıkçası. Yani çünkü, o cezaevlerinin işte tedbir ve ustandırma görevi normalde var ama uygulamada maalesef yok yani. Özellikle bu tür suçlardan yani girenler... Bir de cezaevinde ayrıca ceza psikologları var zaten. Yani var bu, zaten. Bu suçtan var. Girenler önce zaten suçlu suçsuz önemli değil. Bir, güzel bir dayak yiyorlar zaten. Dayağın dışında şeyler de var. Tabii yani önce kesinlikle öyle yani. Yani cezaevinde de bu tür olaylar oluyor. Eski usul devam ediyor yani. Tabii. Ali Bey cezaevinde de neler yani oluyor? Duyuyoruz yani. Hoş geldin, neden geldin? O zaman sen bir dayağı hak ettin muamelesi tabii, var tabii. Hala. Yani cezaevinde de cinsel istismar çok had safhada. Kapatıyorlar bakın. Cezaevlerinde de var. Cinsel istismar had safhada yani. Tabii. Şimdi hepsini aynı koğuşa koyuyorlar. Hepsi aynı koğuşta. Hepsi de aynı suçta. Ya onu bırakın bir sürü haber çıkmıyor. Ama şey diyor. Şimdi mesela bir tanesi diyor ki ya ben işte ergenden geldim. Öbürü diyor şeyden geldi. O diyor çok şöyle böyle diyor. Onu dövüyorlar işte. Çocuktan geldiği zaman dövüyorlar. Sanki kendisi çok iyi bir şey yapmış gibi. Ya onlarda da müthiş taciz olayları var. Ya yani. Bakın duyuyorum. Bu adamları içeri atmak sorun değil. Ya kesinlikle da işte bu kadınları. Yani bunları içeri atıyorsun. Neden atıyorsun? İnsanlara zarar vermesinler bir daha ve cezasını çeksin diye. İşte her suçun bir cezası vardır diye. Dilim evet. Döndüğünce söylüyorum. Doğru. Ama rehabilite etmiyorsun. Ya bilmem kaç tane psikolog KPSS ile atanamıyor yani. Hani kalıyoruz öyle hepimiz. Ya olacak. Bu insanları ata. Değil mi? At eğitimlerini kesinlikle ver. Ya. Bu insanlara eğitim ver. Yani bir suçlu psikoloji diye bir şey var yani. Ver eğitimini, criminal psychology diyoruz. Ver eğitimlerini bu insanların. Ata o kadar çok ihtiyaç var ki cezaevlerinde bu tür hizmetlere, bu tür danışmanlıklara. Şimdi bunlar mesela aile danışmanı diye bir kavram geliştirdiler. Danışma. Aa bak, ya danışma git danışma Allah aşkına. Işte. İşin içindeyiz biliyoruz. Hemşire aile danışmanı, sosyolog aile danışmanı, felsefeci aile danışmanı. Tamam aile danışmanı yaptılar bunları ya. Danışma yani. Kurs alıyorlar. Ay, ya kaç saat biliyor musun? 450 saat. Kurs alıyorlar. Daha çok sıkıntı. Tabii kurs alıyorlar. 450 saat. Yani şeklen bir şey yapmaya çalışıyorlar da içi boş. Diyorum ya gece masada bir karar imzalıyor bunlar. Bir yerde okuyorlar popüler bir şeyi, tamam mı? Hadi uygulayalım. İstişareye yatıyorlar. Ha bu iyi gelecek bu millete diyorlar. Tamam hadi uygulayalım diyorlar. Ya kabinede kaç tane bilim adamı var ya? Ondan sonra bu insanları salıyorsun sen aile danışmanı diye. Taciz olayları oluyor. İşte evliliklerde başka şeyler oluyor. Bu insanlar yardım edecekler. Zaten bu insanların suçu değil ki oralara girmek. Çünkü devlet vermiş bu hakkı. Bu işte şuradan yola çıkıyoruz. Bakın Ali Bey bu şunu gösteriyor. Bu ülkede bilim insanına kesinlikle ve kesinlikle tahammül yok. Yok yani. Ama bizim yapımız yok olarak yani. Zaten birisinin bilim bizden insan... daha fazla bir şey bilmesi bizi her zaman mağdur ediyor ya. Biz o psikolojiyle sen daha fazla biliyorsan konu sen aslında bir şey geldi, bilmiyorsun. Yani. Her şeyin başı yine eğitim aynen oldu işte. Yani aile ben bazen... Okullar değil, açılıyor yani. Buradan aynen, duyuralım. Bir hafta sonra okullar açılıyor işte. Daha vahimini söyleyeyim okullardan olacak. Hadi bir taciz vakası geldi okulda. Okula kim atanabiliyor biliyor musunuz şimdi? Psikologlar yok. Felsefeciler ve sosyologlar. Burada felsefe yapma diyecekler. Çocuğu hadi bundan, bakalım. Çocuğu bundan sonraki hadi yaşayacağı bakalım. Hayattaki nasıl bir felsefe istiyor? Bakın bu arkadaşlar ve bunları bir ay iki ay falan eğitime alıyorlar. Ondan sonra bunları atacaklar şimdi. Bu arkadaşların bir suçu yok. Tabii ki işin imkanı girecek. Ama yani ortada bir psikoloji bilimi diye bir şey var. Ya da psikolojik danışman arkadaşlar var. Asıl bunların işi okullarda olmak. Şimdi hani neden bunu söylüyorum? İşte bu kadar bilimden anlaşılıyor. Bu kanunlar çıkar. Ya da işte süreçte tabii taciz olaylarında... Alt komisyondan geçti işte ben bahsettiğim şey. Yasalar şimdi bir ise 3 yıla çıktı diyelim. %50, %100 artış var. İstismar suçlarında alt komisyondan geçti. Muhtemelen kanunlaşacak yani. Nasıl ne getiriyor ceza olarak? İşte söylüyorum mesela. Eskiden cinsel saldırı suçu işte 102. madde 2 ile 7 yılken şimdi 4 yıldan 10 yıla çıkarıyor. Nitekli cinseli 7 yılla 12 yılken şimdi 10 ile 20 yıla çıkartıyor. Çocukta daha farklı 6 ile 10 yıla çıkartıyor. Eğer çocuğa nitelikli cinsel fiil varsa 8 ile 15 iken 12 yılla 20 yıl arası. Bak adam öldürsen bundan iyi. 20 yıl. Bunları şimdi içeri atıyorlar. Bunlar orada tecavüze uğruyor. Çıkınca ne olacak? Yıl. Böyle bir şey var mı ya? 20 yıl yani. Tabii. Ve çoğunun görgü tanığı yok. Böyle bir şey olmaz ya.
Yalnız mesela o dediğin şeylerde de hani rehabilitasyon yani iyileştirme yapılmadı hiç mesela dışarı çıkıp da evet işte. Devam tekrar aynı suça devam edin. Şimdi bu süre uzun olunca bir daha defans olsa dışarı çıkmayacak mantığına bakarsanız aslında ha, içeride kalacak. İçeride belki suç işleyecek ama dışarıda suçun ne olduğunu bilmiyor. Arındırmış olacağız toplumdan. Toplum bir hayli fazla. Hani suç işleyecekse en azından burada işte. Burada birbirinize suç işlersiniz. Bir daha ceza yersiniz. Yine iş aileye gidecek. Şimdi mesela Türkiye'de boşanmalar çok biliyorsunuz. Çok fazla. Şimdi düşünün ki işte yılda 500 kişi boşandı diyelim İzmir'de. Evlenen de çok geçti. Fazla. Hayır, 250 çocuk olsa düşün. İşte 250'nin 100 tanesi iyi olsa geri kalan 150'si ne olacak? Ya bir de çok acı bir şey daha var. Bu çocuklar kaderlerde baş başa. Baş başa. Taciz olayları yabancılardan gelmiyor. Çocuğun bildiği, güvendiği, ailenin mutlaka bildiği, güvendiği insanlardan geliyor. Yabancıdan çok istisna tabii zaten. Çok istisna yabancı yani. Korkar zaten. Öyle ailenin şey bildiği, çocuğu teslim ettiği insanlardan daha çok bu olaylar oluyor. Az önce üvey baba dediniz, öz babalar da yapıyorlar. Yani sadece ya üvey babalar değil yani. Bu, tabii burada telaffuz etmek... Bilinen rakam o bu arada. Bilinen. Bilinen rakam değil de biliniyor mu bilmiyor mu? Birisi bana söyledi yani bu konuyu işleyeceğimiz falan deyince Türkiye'de adliyede konuştuğunuz bir başka bir avukat arkadaş, Türkiye'de %30'ların oranında enses ilişkiden kaynaklanan mağdur çocuklar doğru olduğunu söyledi ki doğru. Ki bu dayı, yeğen, dede, ben yani bunu duyunca şok doğru oldum. Nasıl aile ya? Üyeleri evet, gözümün böyle olan bir rakam var maalesef doğrudur dedi. Korku ki çoğu da bunun da mesela %30 rakamını söylediğimde bunun da çoğu adliye intikal etmiyor. Etmiyor. Aman aile içerisinde bu konuyu kapatalım. Çünkü hani neticede kan çıkmasın. Tartıştığınız bazen inanmıyorlar, yok falan diyorlar. Diye. Bazen inanmıyorlar. Bazen işte kapatma gereği hissediyor. Duyulursa ne olacak? Rezil olacağız, şu olacak, bu olacak. Ama şu bir gerçek ki yani, bunun hepsi sebebi eğitim. Yani baktığı zaman duyulduğu zaman da bir şey olmuyor. Duyulduğu zaman birini içeri atıyorsun. Aile parçalanıyor. İşte paramparça oluyor. Bir sürü problem oluyor. Ya nasıl çözecek açıkçası bilmiyorum ama gene söylüyorum bu cezalarla bu iş olmaz. Yok o cezalarla şöyle bir mantığı şu ki o cezalar koyalım içine çıkmasınlar. Ama o cezalar nereye kadar olsun şöyle bir eğitim sisteminde yani en azından nasıl ilkokul okumak zorunlu ne bileyim 8 yıl eskiden zorunluydu şimdi 4 yıla kadar mı zorunluluğu var ya da daha mı fazla onu da bilmiyoruz sistem iyice birbirine girdi. Bu zorunluluk içerisinde verebildiğimiz kadarıyla verebilmek çünkü teknoloji dediğiniz gibi hani artık bir enter tuşuyla çocuk dünyaya açılıyor. Şey bırakın hani cinselliğin ne olduğu ya da cinsel suçlarla ilgili cezanın ne olduğunu bir enter tuşuyla dünyada her şeyi görüyor. Bu çocuğa yani bir şeyleri öğretip bak bu bunu yaparsan böyle olur. Sana bunu yaparlarsa bu suçtur. Ama bunu yaparlarsa bir şey değildir diye anlatılan bir bilimsel şeyde çıkan çocuk herhalde kendini de korur. Başkasına da verebileceği zararın ne olduğunu bilir. Yani ki çoğu çocuk da hani dediğim gibi cinsel dürtülerini tutamadığı için belki bu suçun içerisine giriyor. Dönüşü olmayan bir yola girmiş oluyor ama neticede bir erkek ya da kız çocuğu bunun artık dönüşü olmayan bir yol olduğunu ne zaman ki hakimin, savcının ya da polisin karşısına çıktığında anlamış oluyor. O zaman da zaten hayatı değişmiş oluyor. Kesinlikle. Bundan sonra artık suçluluk potansiyeli olan ya da cinsel eğilimi çok farklı olan insanlar haline dönüşüyor. Önce eğitim sonra da ceza diyoruz. İkisi bir arada yapılmak zorunda. Mutlaka. Evet, yani çok teşekkür ederim. Sadece cezalarla olmaz bu iş. Sonuna geldik ama neticede sabaha kadar otursak Türkiye'nin bu eğitimler aç, aynı zamanda beyinsel olarak aç olan cinsel sorunu zaten çözmemiz mümkün değil. Elimizden geldiği kadar en azından ebeveynlere uyarmış olduk. Türk Ceza Kanunu'nda yapılması gereken yapılacak daha doğrusu değişiklikler. Bu kadar istediğimiz kadar cezalar arttıralım. Yani eğer biz şey yapamazsak yani bunun eğitimini veremezsek bunun şeylerini uygulamaktan sonra bu cezalar sadece kişi aldığı cezayla kalır. Yok eğitim zaten eğitim konusu ayrıca bir konu. Efendim bu akşam Türkiye'nin bir gerçeğini bilim adamlarıyla ve hukukçularla ele aldık. Cinsel suçlardaki artışın sebeplerini irdeledik. Buradan ebeveynlere çok ince mesajlar verdik. Sayın psikologumuz özellikle ebeveynlerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini, anne babaların, çocukların televizyon seyrederken dahi, bırakın dışarıdaki insanlarla ilişkilerini, televizyon seyrederken dahi neler yapması gerektiği konusunda çok güzel uyarılarda bulundu. Ki dediği noktaya katılıyorum. Her gün büyüyen bir çocuk her gün bir şeyler öğreniyor. Sizin de bu konuda faydalı olmanız da tabii ki gerekiyor. Hukuksal açıdan da Türkiye'nin tabii ki bu suçla mücadele edebilmesi için hukukun bir gerçek yaptırımı vardır. O da cezadır. Cezalar neticede caydırıcılık anlamında. Karşıdaki insanın ceza hayatını karartmak değil, caydırıcılık anlamında önemli taşıdığı için önce eğitimimizin bu konuda daha da gelişmesini, sonra da ceza kanunumuzun bu konuda daha da sert olmasını diliyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar.